Mardin'in Derik ilçesinde şehit olan 36 yaşındaki uzman çavuş Oğuz Emre Erkoç, memleketi Çorum'da 10 bin kişinin katıldığı törenle son yolculuğuna uğurlandı. Örneği var mı? Şehidin naaşı cenaze namazı için Akşemseddin Camii'ne götürüldü. Şehidin yakınları Türk bayrağına sarılı tabutun etrafından uzun süre ayrılmadı. Erkoç'un 12 yaşındaki kızı Aybüke ve 6 yaşındaki oğlu Hüseyin Emre'nin babalarının fotoğrafına sarılıp öpmeleri ise yürekleri dağladı. Derik'te şehit düşen iki askerden biri olan 9 yıllık Assubay 29 yaşındaki Mustafa Ayna ise memleketi Çorum'un Osmancık ilçesinden uğurlandı. Törene şehidin 27 yaşındaki eşi Nazlı Ayna ve kızı 3 yaşındaki Melek Naz, aile yakınları ve binlerce vatandaş katıldı. Şehidin tabutuna sarılan eşi Nazlı Ayna, "Ciğerim yanıyor aşkım, ağlayamıyorum." diyerek ağıt yaktı. 29 yaşındaki şehit Mustafa Ayna, 2012'de Siirt Pervari'de şehit olan devresi Assubay Erkan Yalçın'ın memleketi Bartın'da cenaze töreninde fotoğrafını taşımıştı. Ayna cenazesinde fotoğrafını taşıdığı devresinden yaklaşık 4 yıl sonra şehit oldu. Öğle namazı sonrasında hükümet konağı bahçesinde kılınan cenaze namazı sonrası şehit Mustafa Ayna'nın Türk bayrağına sarılı naaşı Osmancık Asri Mezarlık içindeki şehitlikte toprağa verildi. Hakkari'de şehit edilen sivil arkadaşımın... Hakkari'de terör örgütü PKK mensuplarının yola döşediği el yapımı patlayıcının infilak ettirilmesi sonucu şehit düşen jandarma subay Mustafa Gevrek ise memleketi Kırşehir'den uğurlandı. Ankara'ya tayini çıkan Gevrek gittiği son görevinde şehit oldu. Yozgatlı uzman çavuş Harun Koçak da Hakkari'deki saldırıda şehit olmuştu. Memleketi Yozgat'tan uğurlanan 25 yaşındaki şehit Koçak, 3 ay önce de vücuduna şarapnel isabet etmesi sonucu yaralanmış, tedavisinin ardından tekrar görevine dönmüştü. Esselamu aleyküm ve rahmetullah. Esselamu aleyküm ve rahmetullah. Adıyaman'da dün teröristlerin roket atar ve uzun namlu tüfeklerle düzenlediği saldırıda yaralanan 21 yaşındaki jandarma Er Mehmet Şimşek, tedavi gördüğü hastanede kurtarılamayarak şehit oldu.